Ah be Angel'ım be. Seni çarpacak ya. Seni çarpacak ya. Ya ilk başta şöyle bir dakika falan, bir dakika değil de işte böyle biraz gözlemleyip müdahale etmek istemiyorum aslında. Çünkü ne var kızım, ne var? Mamma'nın Angel'ı çarpması lazım arkadaşlar. Yani bir çarpması lazım ki böyle diklenmesin sürekli Mamba'ya. Ya bir kere çarpsa, kuyruk kıstırsa Angel, Mamba kuyruk kıstıran köpeğe bir şey yapmaz. Karongon kokusunu mu aldın? Ne oldu? Kedilerin kokusunu mu aldın? Ne oldu? Evet. Ayvacı. Ayva attım. Ayvayı almış. Bak oynuyor ya. Ya bu kobra beni bitiriyor ya. Bu kobra beni bitiriyor ya gerçekten. Komedi ya. Bak buralarda ne var ya? Buraları hep kazıyorsunuz arkadaşlar ya. Buralarda ne var ya? Karong bağırıyor. Karong Paşa dün beni kızdırdı ya. Ya yok Karong'da bir bulaşkanlık var dişi köpeğe. Zorla taciz ediyor dişi köpeği ya. Ya yok ben Mamba başa çıkabilir sandım da yok arkadaşlar Mamba da başa çıkamıyor. Alıyor alta Mamba'yı yere Mamba diş attı falan böyle şey yaptı yani. Tabi bir yanda da zincir vardı. Zincir olmasa da gerçi şey bir şekilde şey yapıyor Karong. Bezdiriyor, bıktırıyor yani. Ya bir de hiç çiftleşmemiş ya. Onun da etkisi var. Şimdi Joker'i şey yapıyorum. Besiye çektim. Joker'i birazcık şöyle toparlattırayım dedim. Biraz kilo alsın. Sizce nasıl Joker'in fiziği? Gerçi bunlarda öyle çok kilo olmaz da. Biraz şöyle biraz daha toplu olsun istedim. Şimdi yakın zamanda komple hepsine bir iç parazit yapacağım. Angel'ı da mümkün olduğunca salıyorum arkadaşlar ben. Ama Angel'da şöyle. Ben burada olmadığım zaman Angel'ı salmıyorum. Yani şu anda bu süreçte Mamba ile Angel serbest kalamıyor. Çünkü benim güvercinlere bakın. Vallahi var ya tam atmaca havası ha. Güvercinleri merak eden arkadaşlar, elimden geldiğince sizlere göstermeye çalışıyorum. Bakın beşli grup halinde şu anda uçuyorlar. Diğer çiftimiz de yumurtladı. Yavrularımız büyüyor. Güvercinlerde. Koyu tonu bakalım yakalayabilecek miyiz? Geldiler. Ağaca alıştılar ya. Ya ağaca da benim kediler yüzünden alıştılar. Yoksa ağaca alışık değildi kuşlar. Şimdi ağaçta durunca da atmaca tehlikesi oluyor. Çünkü atmaca buraya çok girmiyor. Ama ağaçta olursa birden şey yapıyor. Ağaca vuruyor. Yani ağaçta vurmaya çalışıyor kuşa. Denk gelirse alır. Şu ana kadar benim böyle görüp de kaptırdığım yok. Bir tane erkek kayboldu işte. Onun yavrusu koyu renkliydi. Oradan ben o koyu rengi yakalamayı hedefliyordum ama şey oldu. Erkek gitti. Şimdi o dişi başka bir erkekle, başka bir böyle koyu erkekle eş yaptım. Ne oldu kuzum? Ne oldu ya? Koca kafa ne oldu ya? Bütün olaylarda sen varsın ya. Yavruları göstereyim mi arkadaşlar size? Bakın dişimiz bu. Bunun altından koyu geliyordu. Şunun altından. Şimdi bunun aynı bu tarz bir tane
eşi var. Bakın kanatlar biraz koyu. Bu zaten bizim büyük çiftlerimizden. Bunlar sürekli yavru yapıyor ama bunların altından koyu gelmiyor. Yani çok koyu gelmiyor. Bunların altından hep böyle arkadaşlar. Fix. Ama çok kirletiyorsunuz siz ya. Niye böyle kirletiyorsunuz siz? He? Maşallah kursakları dolu, kiloları yerinde. Dur bakayım seni de alayım. Bunların sağlıkları iyi arkadaşlar. Koç vuruyor arkadaşlar. Bizim koçu şey yapmamız lazım. Babam ona sinirlenmiş. Ya hayvanda da işte böyle vuran hayvan iyi değil. Tamam kızım, tamam, seviyorum seni ya. Ben biliyorum seviyorsun da şey yapıyorsun ama Mamba, benim sözümü dinledin ya. Yani çok dinlemedin ama arkadaşlar, köpeği boğarken bakın, köpeği boğuyordu altında. Ben Mamba diye bağırdım. Mamba kafayı kaldırdı, bana baktı. Köpek altından kurtuldu ama bu sefer de psikopat Karong bırakmadı. Yani bir 3 saniyelik bir olaydı tabii de. Mamba ben bağırınca bıraktı. Köpek kurtuldu. Arkasına döndü. Karong varken tekrar Mamba yapıştı. Aferin benim kızıma. Bak bak, köpek sesi duymasın. İşte arkadaşlar. Bir de Karong'un olduğu kavgalarda kobra müdahale etmiyor. Şimdi bir daha salmaya gittiğimde şey yapacağım. Kobra ile Mamba'yı çıkartacağım. Sadece ikisini. Bakalım bir köpek karşılaşmasında kobra Mamba'ya destek verecek mi? Çünkü Karong olduğu için, bir de ben bağırdım diye kobra destek vermediğini düşünüyorum ben. Çünkü Asi'ye ikisi birden girmişti. Asi biliyorsunuz saldırdığında ikisi birden direkt araya almıştı Asi'yi. Ama Karong olduğunda kobra yanaşmıyor. Hala böyle bir çekingenliği var. Doğal olarak tabii, normal. Ama bir mevzu çıktığında da ya kobranın biraz o özelliği şeye benziyor. Nasıl diyeyim? Azap'a benziyor. Yani çok karakterli. Böyle bana sataşmayan köpek. Ben saldırmayayım. Bak 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 bak. Hey maşallah, tosunuma benim. Kızıma, oğluma ya. İkisi de ya. Maşallah ya. Ama Mamba çok sert. Kobra da böyle biraz uysal. İkisinden gelecek yavrular gerçekten güzel olur arkadaşlar. Ben de düşünürüm. Bakın bakın, kobranın tipe bakın. Ayvacı. Ayvayı yedin, ayvayı. Ayvacı kobra ya. Ne oldu kızım? Bakın kuşun bir tanesi indi. Dördü hala şey yapıyor. Evet, aslanı ayva yerken pek göremezsiniz ama ben size gösteriyorum arkadaşlar. Bakayım. Ver bakayım bana. Ver bakayım bana. Şşt, al. Dur. Otur. Otur bakayım buraya. Otur. Oturduğunu göreyim. Aferin. Eşek sıpası. Bana da biraz böyle hırmır yaptı ama. Nerede? Bak gömüyor oraya, öyle mi? Gel buraya Joker. Vallahi seni ham yapar.
Joker. Buraya gel oğlum. Ne oluyor kızım? Bak Joker. Yapma oğlum. Beni korkutmayın. Gözünüzü seveyim. Bak bu büyük köpek yani bunlar. Ya ne var arkadaş? Ne var ya? Ne var ya? Ne var? Gel. Oturacağım üstüne. Midilli gibi. Tamam sevdim kızım. Sevdim seni. Seni sevdim. Dünkü olaydan sonra sen suçunu biliyorsun. Bence beni affet diye geliyorsun. Şş, hayır. Gel. Vallahi kapar bak. Ayvası hassas noktası onun. Bulaşmayın ayva yerken. Biri daha indi güvercinlerin. Üçü kaldı. Çatıya indi. He, o kedi kapan inmiş arkadaşlar. Bakın kanadı biraz aşağıda. Kedi kaptıydı onu kurtardık. Ama bayağı uçuyor yine. Kobra. Ya sen de ayvayla gezme yani. Bir zahmet. Hop biri daha şeyden indi. Ağaçtaki indi. Üçü geliyor arkadaşlar. Biri daha indi. İkisi kaldı. Kobra beni korkutuyor. Bir ayva yüzünden şimdi olay çıkartacak psikopat. Ver bana ver. Şş, bana ver. Ver bana. Ver bana ver. Ver bana ver. Ay yok ya. Arkadaşlar kobra daha yavru. Kobra erkek köpek geç ekeleşir. Kobra yani şu anda böyle çok vukuat işlemiyor. Öyle köpek gördüğünde koşmuyor etmiyor ama ben kobranın şeyini biliyorum. O psikopatlık var onda. Ormanda geçen dalmıştı yani o 2 yaşından sonra falan. Bak şimdi bak 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 Joker. Ver şu ayvayı ya, ver şu ayvayı ya. Bırak. Al. Eşek sıpaları. Bir ayva yüzünden birbirine girecekler. Ah yuvarlandı. Bir ayva yüzünden birbirine girecekler. Küksüm. 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 Lan var ya her şeyi biliyorsunuz ha. Nasıl ben oyun yaptığımı, sizi kandırdığımı. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Eşek sıpası. Bak 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 şuna bak ya. Oğlum sen niye bu kadar yakışıklı oldun ya? Uzun zaman sonra bir gezi videosu çekelim dedik. Olaylar olaylar arkadaşlar. Babama anlattım. Babam diyor ki bak diyor öyle bir şey olduğunda diyor müdahale etmeyeceksin diyor. Müdahale ettiğin zaman diyor daha bak ayva peşliyor ya ulan arkadaş ya. Müdahale ettiğin zaman diyor daha kötü diyor. Sen diyor hiç korkutma. Karşı taraftaki köpekleri de korkutma. Onlar da gelsin. Onlar zaten fazla arkadaşlar. O zaman fazla yıpranmazlar ama şöyle bir durum var. Beni zaten köpekler görmüyor. Şeyde. Ben videoyu izledim. Kendi çektiğim videoyu da izliyor. Köpekler beni görmeden kaçıyor. Dikkat ederseniz. Mamba birden yüklenince arkadan da kobra ile karonk orada geliyor ya. Köpekler beni görmüyor zaten orada. Beni görmeden köpekler bunların koşuşuna o küçük yavru herhalde onlar. Bak şimdi bak mamba çarpacak. Kaçıyor köpekler. Yani orada yine ben müdahale etmesem artık o köpek mambayla karongun elinden kurtulabilir miydi bilmiyorum. Lan
Bize ihlal yedirteceksin eşek sıpası ya. Ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Fikir, öneri ve video istekleriniz yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.